Bir önceki videoda Lewis yapısı çizmek için yapmamız gerekenleri görmüştük. Bu videoda da aynı adımları kullanarak birkaç farklı molekül yapısı çizmeyi deneyeceğiz. Ayrıca formal yükle Lewis yapısı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız. Buna videonun ilerleyen bölümlerinde geri döneceğim ama şimdi amonyum katyonu yani NH4 artının Lewis yapısını çizelim. İlk yapmamız gereken toplam değerlik elektron sayısını bulmak. Bunun için de öncelikle periyodik tabloya bakıyoruz. Azot grup 5'te bulunuyor. Bu yüzden 5 tane değerlik elektronu var. Her hidrojenin de bir tane değerlik elektronu var. 4 tane hidrojenimiz olduğuna göre 4 değerlik elektronu var diyebiliriz. O zaman toplamda 9 tane elektron olmuş oluyor. Ama bu bir katyon olduğuna göre burada artı bir yükümüz de var. Bir elektron kaybımız olmalı. O zaman Lewis yapısında 9 yerine 8 değerlik elektronlu olmalı. Öncelikle azotu merkeze yerleştirelim. Şöyle bir hatırlayalım. Hidrojenin dışındaki en az negatif atomu merkeze yerleştirmemiz gerekiyordu. Demek ki azotun merkezde olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi azot 4 tane hidrojene bağlanmış olmalı. O zaman hidrojenleri de bu şekilde yerleştirebiliriz. Artık kaç tane değerlik elektronu kullanmış olduğumuzu saymanın vakti geldi. 2, 4, 6 ve 8. Bu yapıya eklememiz gereken bütün elektronları zaten kullanmışız. Yani aradığımız Lewis yapısı da bu olacak yanlara köşeli parantezi ekleyip iyon olduğunu belirtmek için artı bir yükü de buraya koyabilirim. Bu çizdiğimiz amonyum katyonunun Lewis yapısı oldu. Şimdi bir de azotun ve hidrojenin formal yüklerini bulup bulamadığımıza bakalım. Lewis yapısını buraya tekrar çiziyorum. Hatta elektronlara da göstersem daha kolay olur değil mi? Her bir kovalent bağın iki elektron içerdiğini biliyoruz. O zaman bu iki elektronu bu şekilde yerleştirebilirim. Örneğin merkezdeki azotun formal yükünü bulmak istiyoruz diyelim. Öncelikle yapmanız gereken şey hiç bağ yapmamış haldeki atomun değerlik elektron sayısını düşünmek. Azotu tek başınaymış gibi düşünmemiz gerekiyor. Periyodik tabloya bakınca azotun grup 5'te olduğunu görüyoruz. Bu durumda bağ yapmamış halde azotun 5 değerlik elektronu olmalı. Bu sayıdan da bağ yapmış azottaki değerlik elektron sayısını çıkarmamız gerekiyor. Bu sayıyı bulmanın yolu da Lewis yapısında gördüğünüz kovalent bağlardaki iki elektronu düşünmek. Bu elektronlardan birini hidrojene, birini de azota vermemiz gerekiyor. Hatta bunu bütün kovalent bağlar için yapabiliriz. Evet, aynen bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra azotun bağ yapmış halinde 4 tane değerlik elektronu olduğunu görebiliyoruz. 5'ten 4'ü çıkarmamız gerekiyor. 5 eksi 4 bize tabii ki artı 1'i verir. Öyleyse azotun formal yükü artı 1 olacak. Aynı şeyi bir de hidrojen için yapalım. Hidrojen periyodik tabloda birinci grupta. Yalnız biraz önceki hesabın başına azot yazıp bunun azot için olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Burası da hidrojen için olsun. Nerede kalmıştık? Evet. Hidrojen birinci grupta demiştik. Bağ yapmamış atomda tek bir değerlik elektronu var. Bu sayıdan da biraz önce yaptığımız gibi bağ yapmış atomdaki değerlik elektron sayısını çıkarmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hidrojenlerin bağ yapmış halinde de tek bir değerlik elektronu var. 1 eksi 1 eşittir 0. Yani amonyum katyonun içindeki bütün hidrojenlerin formal yükü sıfırmış. Böylece formal yükleri nasıl bulabileceğimizi tekrarlamış olduk. Şimdi bir de bu formal yüklerin Lewis yapısının nasıl etkilendiğine bakalım. Mesela sülfürik asit örneğini inceleyelim. Tabii ki yapmamız gereken ilk şey Lewis yapısına koymamız gereken değerlik elektron sayısını bulmak. Her bir hidrojenin bir değerlik elektronu var. İki hidrojen olduğuna göre iki değerlik elektronu. Küküt periyodik tabloda altıncı grupta yani altı değerlik elektronu var. Oksijen de aynı şekilde altıncı grupta bulunuyor. Dört tane oksijen olduğuna göre toplamda 24 tane elektronu daha olmalı. 4 çarpı 6 24 artı 6 artı 2 Toplamda Lewis yapısına koymamız gereken 32 değerlik elektronu var. Bir sonraki adım merkez atomunu seçmek. Hidrojenin yok saydığımıza göre merkez atomu ya oksijen olacak ya da kükürt. Periyodik tabloya baktığımızda oksijenin grupta kükürt'ten daha yukarıda olduğunu görebiliriz. Bu da demek oluyor ki oksijen kükürt'ten daha elektronegatif. O zaman kükürdü merkeze yerleştirmemiz gerekiyor. Kükürdü aynı bu şekilde buraya yerleştirebiliriz. Bu arada eğer bu yaptıklarımızı takip etmekte zorlanıyorsanız bir önceki videoyu izleyip bu adımları bir kez daha gözden geçirebilirsiniz. Kükürdün 4 oksijene bağlanmış olması gerekiyor. O zaman oksijenleri bu şekilde yerleştirebiliriz. Yapıda 2 tane de hidrojen vardı. Bunca zamandır izlediğiniz videoları düşünerek bunun bir asit olduğunu anlamış olmalısınız. Hidrojenlerin oksijenlerin üstüne gelmesi gerekiyor. Aynı bu şekilde. Evet, şimdi kaç değerlik elektronu kullandığımızda da bir bakalım. Şu ana kadar 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane değerlik elektronu kullanmışız. Toplamda 32 tane olmalıydı. 32 eksi 12 tam 20 tane daha değerlik elektronu yerleştirmemiz gerekiyor. Hatırlıyorsanız bundan sonra yapmamız gereken şey kalan elektronları en uçtaki atomlara yerleştirmekti. Ama tabii bunu hidrojene uygulayamıyoruz. Çünkü hidrojenin zaten iki elektronu var. Dolayısıyla bu elektronları oksijenlere dağıtmayı denememiz gerekiyor. Oksijen de bildiğiniz gibi oktet kuralına uyacak. Şimdi bakalım. İlk olarak yukarıdaki oksijenden başlıyorum. Gördüğünüz gibi oksijen şimdilik yeşille gösterdiğimiz bu iki elektronla çevrili. Eğer oktetini tamamlamak istiyorsa 6 tane daha alması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı şeyi aşağıdaki oksijen içinde yapabiliriz. Yani oktetini tamamlaması için ona da 6 elektron daha verebiliriz. İlgilenmemiz gereken 2 tane daha oksijen var yeniden yeşili alıp gösteriyorum. Evet, örneğin buradaki. Soldaki yani hidrojene bağlı olan oksijen. Burada iki, burada da iki tane daha elektronu var. Yani toplamda dört elektrona sahip. Oktetini tamamlaması için dört tane daha elektrona ihtiyacı var. O zaman bu oksijene iki tane ortaklanmamış elektron çifti verebiliriz. Doğal olarak bu taraftaki oksijen için de aynı şey geçerli olacak. Peki şimdi bir bakalım. Sizce kaç tane daha elektron yerleştirmiş olduk? Yukarıdaki oksijene 6 tane. Aşağıdakine 6 tane. Toplamda 12 tane. Soldakine 4 tane. Sağdakine de 4 tane elektron yerleştirdik. Yani 8 tane daha. Sonuçta ne oldu? Toplamda 20 elektron daha yerleştirmişiz. Gereken bütün değerlik elektronları kullandık demek oluyor. Bu yüzden gördüğümüz bu yapıyı en son elde etmemiz gereken Lewis yapısı olarak kabul edebiliriz. Kükürdün okteti tamamlanmış. Aynı şekilde oksijenlerin de öyle. Hidrojen içinde sorun yok. Burada işimiz bitti diye düşünebilirsiniz. Ama formal yükleri henüz bulamadık. Bu yüzden bence onları da bulup ne gibi etkileri olduğuna bir bakalım. Öncelikle yapıdaki elektronları da gösterelim. Her bir bağın iki elektron içerdiğini biliyoruz. Bunlar kırmızıyla çizdiklerim. Öncelikle yukarıda bulunan oksijenden başlayalım. Her zamanki gibi oksijenle kükürt arasında bulunan bağdaki bir elektronu oksijene, bir elektronu kükürde veriyoruz. Bu şekilde oksijen 7 elektronla çevrilmiş oluyor değil mi? Bu bağ yapmış hali. Peki hiç bağ yapmamış oksijenin kaç tane elektronu vardı? 6 tane vardı değil mi? Öyleyse formalük 6 eksi 7 yani eksi 1'e eşit. O zaman bu oksijenin formal yükü eksi 1'miş. Aynı şey aşağıdaki oksijen için de geçerli. Onun da formal yükü eksi 1 olmalı. Şimdi bir de kükürde bakalım. Kükürt periyodik tabloda 6. grupta. Yani bağ yapmamış halinde 6 tane elektronu var. Peki ya bağ yapmış halinde? Oksijenle arasında bulunan bu bağdaki bir elektron kükürde gidiyor. Aynı şekilde buradakinde de. Hatta hepsi için de aynı şey geçerli. Kükürt bağ yaptığı zaman 4 elektronla çevrelenmiş. O zaman formal yük 6-4'e yani artı 2'ye eşit. Aslında bu Lewis yapısını artık tamamlamış gibi gözüküyoruz değil mi? Ama gördüğünüz gibi bu molekülde birçok değişik formal yük var. Eksi 1, artı 2 ve yine eksi 1. Böyle moleküller genellikle formal yüklerini en aza indirgemek ister. Yani bu formal yükleri sıfıra çekebilecekleri bir durum. Başka bir değişle bir yapı varsa oliviz yapısını daha çok tercih edeceklerdir. Bu yapıyı şuraya tekrar çizerek bazı elektronların yerlerini değiştirip değiştiremeyeceğimize bakalım. Belki bu şekilde formal yükü azaltabiliriz. Gereken 32 elektronun tamamını burada gösterdiğimize göre başka elektron eklememiz imkanı yok. Demek ki yapabileceğimiz tek şey bazı elektronları paylaştırmak. Yukarıdaki bu oksijenden iki tane elektron aldığımı varsayalım ve o iki elektronu buraya yerleştirdim. Aynı şekilde bu iki elektronu da alıp ikili bağ oluşturmak için buraya yerleştirdiğimi düşünelim. Sizce bu şekilde formal yükler nasıl değişmiş olabilir? Biraz aşağı inelim ve burada inceleyelim. Şu anda bir önceki yapıdan farklı olarak kükürdün iki oksijeni İkili bağla bağlandığını görüyoruz. Yukarıdaki oksijenin sadece iki tane ortaklanmamış elektron çifti kaldı. Aynı şekilde aşağıdaki oksijeninde. Yanlardaki oksijenlerse aynı şekilde duruyor. Solda da, sağda da o var. Peki o zaman formallüklere de bakalım. O zaman öncelikle elektronları göstermemiz gerekiyor. Aslında biraz önce yaptığımız şeyin aynısını yapacağız. Öncelikle yukarıdaki oksijenden başlayalım. Bağ yapmamış atomda 6 tane değerlik elektronu var. Bağ yapmış atomuna baktığımızda onun da 6 tane değerlik elektronu olduğunu görebiliriz. 6 eksi 6 bize formal yük olarak 0'ı gösteriyor. Yani yukarıda bulunan oksijenin formal yükü bu durumda 0 oldu. Alttaki oksijen için de aynı şey geçerli olmalı. Onun formal yükü de 0. Hadi gelin bir de kükürde bakalım. Kükürdün bağ yapmamış halinde 6 değerlik elektronu olduğunu biliyoruz. Bir de bağ yapmış halindeki elektronları sayalım. Tıpkı biraz önce yaptığımız gibi elektronları paylaştırıyoruz. Bu şekilde kükürdün 6 tane elektronu olduğunu görebiliriz. Yani 6-6 bize kükürdün formal yükünün de 0 olduğunu gösteriyor. O zaman bir de yan taraftaki oksijenlere bakalım. Bunu zaten hemen yapabiliriz. Mesela sağdakine bakalım çevresinde 6 tane değerlik elektronu var. Bu Lewis yapısı bize bütün atomların formal yükünü 0 olarak veriyor. Mesela sağdakine bakalım. Çevresinde 6 tane değerlik elektronu var. 6 6 bize yine 0 verecek. Bu Lewis yapısı bize bütün atomların formal yükünü 0 olarak veriyor. Yani asıl tercih edilen yapı bu olmalı. O zaman son olarak da oktetlerden konuşalım. Hidrojen iki elektrona sahip olmaktan oldukça mutlu. Bunu biliyoruz. Oksijenin de oktetini tamamladığı zaman mutlu olduğunu biliyoruz. Zaten gördüğümüz gibi bütün oksijenler oktetlerini tamamlamış durumda. Kükürdün okteti ise henüz tamam değil. Hatta genişlemiş bir dış katmanı var. Periyodik tabloda üçüncü periyotta olduğu için bu durum kükürt için gayet olası. Bunun neden olduğundan bir önceki videoda bahsetmiştik. Demek ki Lewis yapılarını çizerken dikkat etmemiz gereken bir başka nokta da buymuş. Çünkü gördüğünüz gibi formal yapılar moleküllerin ya da iyonların son yapısını etkileyebiliyor.